Türkiye'de pandemi neredeyse bütün sektörleri etkiledi. Yaklaşık 2 yıldır kapalı olan internet kafeler yeniden açılmasına rağmen müşteri potansiyelinin düşmesiyle birlikte sıkıntılı zamanlar geçirmeye devam ediyor. İsmim Metin Aker. 22 yıldır Iceberg internet kafe sahibiyim. Mahallem burası, iş yerim burası. 22 yıldır bu kafeyi işletmekteyim. Ya bu süreç bütün esnaflar olduğu gibi bizim de çok zorlu bir süreç oldu. En fazla etkilenen grup sektörü dağılı kahveciler olsun, kafeciler olsun en fazla biz etkilendik. Nedenine gelirse 22 yıldır bu sektörde olduğumuz için işlerimiz normal iyiydi. Bütün zorluklarla mücadele ettik ama bu son 2 yıldır pandemi girdikten beri işlerimiz %70 oranında azaldı. Bir de biz 2 yıla yakındır kapalıydık. 2 yıla kapalı olduğumuz süre zarfında fazla bir gelirimiz olmadığı için bayağı bir zarar uğradık. Benim durumum iyi olmasına rağmen benim bu sektörde olan bazı arkadaşlarım, birçok arkadaşım çok zorluklarla karşılaştı. Bazıları kapattı, bazıları bilgisayarlarını sattı, bazıları geçim sıkıntısı zorlukları yaşadığı için aile zor durumları oldu. Bayağı bir zor durumda karşılaştık. Ha devletimiz bazı destekler sağladı. 3-4 ay gibi bir desteği oldu ama bu bize yani elektrik paramız ya da kiramızı bile karşılamadı. Ama yine de şu anda giderlerimizi karşılayabiliyorsak ne mutlu bize yani. Giderlerimizi elektrik, telefon, fatura, dükkan giderlerini. Bayağı bir giderimiz var. Bir de bizim sektörde elektronik olduğu için, dolar bazında alındığı için Türkiye'de bu bilgisayar olsun, ekran olsun, klavye her bir şeyimiz bizim dolar bazında geliyor yani. Dolar bazında oluyor. Doların şu andaki piyasası bayağı yüksek olduğu için bir şey de alamıyoruz. Bilgisayarlarımızı eksilttik. Bazı arkadaşım kapattı dediğim gibi bazıları kapatma durumunda. Hani şu anda bir daha kapatma olursa bilin ki hani bu sektör bitme noktasına geliyor. Yani ayakta kalabilen kendi dükkan sahibi, mülk sahibi kendisi olan ya da ne bileyim durumu iyi olan arkadaşların haricinde ayakta kalan zannetmiyorum. Kalamaz yani bu sektörde. Okulların açılması sizin işlerinizi etkiledi mi? Ya şu 1,5 yıldır biz ara verdiğimiz için bu okulların açılıp açılmaması bizim sektörü etkisi %10'dur. Niye diyecek olursanız yani şimdi pandemi için normal olarak içeri girmesi çocukların ya da çevremizde koronavirüs olduğu için sakıncalı ya da aileler tedbir arıyor ya da aileler hakkında da bir şey diyemiyorsunuz. Aileler çocukları ister istemez dikkat ettiriyorlar yani gidersen temizlik, hijyen, mesafe kurallandığı gün. Ha gördüğünüz gibi bizim mesafe, hijyenimiz dört dörtlük olmasına rağmen ister istemez tedirgin ailelerde. O yönden işlerin bir artmasıyla alakası yok. İşlerimiz aynı. Yani işler kötü yani. Esnafların durumu bize de alakası yok. Bütün esnafların durumu kötü olduğu gibi bizim işlerimiz de durgun yani. Bayağı durgun. Ne olduğu belli değil ki. Bir bakıyorsunuz normal öyle bir bakıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Bir bakıyorsunuz işte bilgisayar tamir bakım varsa işlerimizi günümüzü kurtarabiliriz. Yoksa bu sektörde yani bir faaliyet yok şu anda. Peki son olarak fiyatlarda ne gibi bir değişim oldu? Fiyatlarda ister istemez halka yansıtmak istiyoruz ama fiyatlarımız son 1,5-2 yıldır fiyatlarımız aynı. Müşteri potansiyelimiz azaldığı için zam yapamıyoruz. Zam yapamadığımız için ancak elektrik kiramızı karşılayabiliyoruz ama şöyle söyleyeyim ben sana elektrik, doğalgaz işte bütün gideri günü birlikte her gün zam geldiği için bizim de mecbur zam yapmamız lazım ama bunu halka nasıl yansıtacağız? Zaten piyasa çok durgun. Onun için fiyatlarımız aynı. 2 yıllık fiyatlarımızda bir değişiklik yok şu anda. Ya vatandaşlara söyleyeceğim, tabii ki bütün dünya bu koronavirüs mücadele ediyor. Her bir şeyi etkiledi ama duyarlı olmamız, temizlik, mesafe, hijyen klasik laflar oluyor ama yani çocuklarımıza ne diyelim? Çocuklarımız ilk başta eğitimle. Eğitim şart. Eğitim olduktan sonra bu durumları kolaylıkla aşabileceğimize inanıyorum ben. Söyleyeceklerim bu kadar.